Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine merak edilen bomba bir içerikle karşınızdayız. Gururla Türkiye'nin çehresini değiştiren 6 mega projeyi anlatmaya devam ediyoruz. Bu arada henüz kanalımıza abone değilseniz köşede çıkan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Son 20 yılda gerçekleştirilen mega projeler Türkiye'nin çehresini ciddi anlamda değiştirdi. Hep diyorlar ya, hayaldi gerçek oldu. Evet, aynen öyle oldu. Bu projeleri anlattıkça siz de dünden bugüne nelerin olduğunu tekrar hatırlamış olacaksınız. Bugün yapılanlardan beklentimiz arttı. Eleştirmeyi seviyoruz. Dünyanın en uzun köprüsünü inşa eden hükümet, yakın zamanda dünyanın en uzun tünellerinden biri olacak yeni Zigana tünelini de hizmete açacak. Deniz üzerine inşa edilen havaalanları, dev köprüler, Konya'da yer alan Eiste Viyadüğü de dikkatimizi çekiyor. Karadeniz sahil yolunun ardından Akdeniz sahil yolunda da sona gelindi. Türkiye'nin dört bir yanında hızlı tren inşaatları sürüyor. Mega otoyol projeleri yap işlet devret mantığıyla açılırken, Başkan Erdoğan itibarımızı önemseyerek Anadolu'da ve Ankara'da saraylar yaptırdı. Dev kütüphane projeleri, dev şehir hastaneleriyle bu dönemde tanıştı Türkiye. Yıllardır olmayan hizmetleri görmek AK Parti'yi iktidarda tuttu. Bugün ekonomiden eleştirilse de her gün yeni bir projenin açılış haberini duymaya devam ediyoruz. Yakında açılacak olan Artvin-Giresun Havalimanı da bunlardan biri. Türkiye'nin dört bir yanında açılan mega kapasiteli şehir stadyumlarını ve millet bahçelerini de unutmamak lazım. TOKİ milyonlarca konut üreterek Anadolu'da konut seferberliğini başlattı. Fikirtepe'de de gelecek sene son etaplar teslim edilecek ve kentsel dönüşüme Erdoğan imzası atılmış olacak. Türkiye'de 2053 vizyonuyla hayata geçirilen projeler, stratejik ve ekonomik faydaları da beraberinde getirdi. Türkiye'nin son 20 yılında birçok mega proje hayata geçirildi. Değişen çehresiyle Türkiye, Avrupa ve Asya kıtalarının birbirine bağlandığı noktada stratejik konumu daha da güçlendirdi. Ulaşım, savunma sanayi, enerji, sağlık, altyapı ve daha birçok alanda geliştirilen projeler yapılamaz tabularını yıktı. 2053 vizyonuyla çıkılan yolda hayata geçirilen projeler, global ticaretin de can damarlarından biri oldu. Marmaray projesi oldukça dikkatleri çekti. Hatırlayın, su aldığına dair yalan haberler bile manşetlere çıktı. Tünellerde balıkları göremediklerini söyleyen muhalefet, bunun için de mecliste tartışma konusu yarattı. Mega proje deyince akla gelecek ilk projelerden biri olan Marmaray, Avrupa ve Asya'yı, İstanbul Boğazı'nı denizin altından birbirine bağladı. Ulaşım derdini hafifletti. Bugün bu projenin olmadığını hayal bile edemiyoruz. O kadar kullanmaya alıştık ki yapılan hizmetleri unutmaya başladık. Bu mega proje sayesinde Bostancı ve Bakırköy arası 37, Söğütlü Çeşme ve Yeni Kapı arası ise 12 dakikalık bir mesafede aşılabilir oldu. Bu mega proje üstelik dünyanın en derin batırma özelliğine sahip. Dünyanın en derin batırma özelliğine sahip Marmaray, 2. Abdülhamit'in projelerinden biriydi. Türlü olumsuz söylentilere rağmen Marmaray'ın ilk etabı 29 Ekim 2013 tarihinde açıldı. 2. Abdülhamit'in kağıt üzerinde kalan projesi hayata geçirildi. Bu proje, bölgesel çatışmalar arasında kalan Türkiye'ye yeni kapılar açtı. Pekin'den Londra'ya ulaşan bir yol. Kuzey Koridoru ve Güney Koridoru, gerek Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesi, gerekse çeşitli ambargolarla yüz yüze olan İran'da ve Orta Doğu coğrafyasının genelinde hakim olan istikrarsızlıklardan dolayı riskli konumdayken, Orta Koridor önem kazandı. Türkiye'nin tam kalbinde yer aldığı Orta Koridor Kafkaslara, oradan Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan'la Kazakistan'ı takiben Orta Asya ve Çin'e ulaşmakta. Pekin'den Londra'ya uzanan bu hat, yıllık 600 milyar doları aşkın ticaret trafiğinin merkezinde yer almakta. Marmaray projesi sayesinde Türkiye demir yollarının Avrupa hatlarına bağlanmasıyla Orta Koridor daha büyük bir önem kazandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Projesi. İstanbul Boğazı'na takılan üçüncü kerdanlık olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü de Enler'in projesi olarak
26 Ağustos 2016 tarihinde açıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu projesi 3 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı. 59 metre genişliğiyle dünyanın en geniş, 322 metre kule yüksekliğiyle eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek, tüm köprü sınıflarında ikinci en yüksek kulesine sahip asma köprüsü ve 1408 metrelik ana açıklığa sahip. Tüm asma köprüler arasında 9. en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 8,5 milyar lira harcanarak inşa edildi. Proje ile ağır vasıta ve transit trafiği şehir içinden uzaklaştırıldı. Avrasya Tüneli. İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi olarak da bilinen proje 20 Aralık 2016'da hizmete sunuldu. Asya ve Avrupa yakaları Kennedy Caddesi'nde Kumkapı ile D100 Karayolu'nda Koşuyolu Güzergahı'nda deniz tabanının altından bağlandı. 3 yıl 11 ay süren projenin yapım aşamasında %95'i Türk, toplam 700 mühendis ve 12 binden fazla kişi aynı anda görev yaptı. Yolculuk süresini 100 dakikadan 15'e indirdi. Haliç üzerindeki Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafik yüklerini azaltan projenin başlangıç noktasından bitişe karayoluyla yapılan yolculuk süresi 100 dakikadan 15 dakikaya indi. Bu mega projenin ülke ekonomisine yıllık katkısı 8.1 milyar lira olarak dikkatimizi çekiyor. Bu projede yapıldığı günden bu yana tünelden geçen araç sayısı 79 milyonu geçti. Trafik verileri baz alınarak yapılan analize göre tünel 1 saatlik zaman tasarrufu, daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlere katkı sağladı. 2021 yılında 25 milyon saat zaman tasarrufu, 35 bin ton yakıt tasarrufu, 10 bin ton emisyon azalımı, 65 milyon araç kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde edildi. Projenin ülke ekonomisine 5 yıllık toplam katkısı 8.1 milyar liraya ulaştı. Ayrıca 2021'deki elektrik tüketiminin tamamını geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağlandı. 5 yılda toplam 37.2 ton atık geri kazandırılırken toplam 50 bin ton emisyon azalımı gerçekleşti. İstanbul Havalimanı da dünyada ses getiren bir proje. Evet, şunu gururla söyleyelim ki hayaldi, gerçek oldu. Gururla arkasında duracağımız, dünyayı evimize kabul ettiğimiz bir merkez burası. Bu alan sadece bir havalimanı değil, aynı zamanda dünyada eşine az rastlanır bir transfer merkezi. Yakın zamanda açılacak hızlı metro hattıyla da saatte 120 km hızla giden metrolarla ulaşım sağlanmış olacak. 76,5 milyon metrekare alan üzerine inşa edilen ve birçok yönden dünyada ilkleri barındıran İstanbul Havalimanı'nın açılış töreni 29 Ekim 2018 tarihinde yapıldı. Birinci etap birinci fazı 7 Nisan 2019'da tam kapasiteyle işleme alındı. İlk faz, yılda 90 milyon yolcuya hizmet veren 1.4 milyon metrekarelik ana terminal binası, 3 bağımsız ve 2 yardımcı pistleri, hava kontrol kulesi ve destek tesislerle faaliyete geçti. Projenin tüm fazları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. 225 bin kişiye iş kapısı olacak bu projeyle aynı zamanda dünya nüfusunun 1/3 biri İstanbul'a direkt bağlanabilecek. Bu projenin toplam 4 etabının 2028 yılında tamamlanması öngörülüyor. Osman Gazi Köprüsü. İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dilburnu ile Altınova Hersekburnu arasında inşa edilen 1550 metre orta açıklığı ve 2682 metre toplam uzunluğuyla dünyanın 4. en uzun açıklıklı asma köprüsü Osman Gazi, Körfezi geçme süresini 1 saat 30 dakikadan 6 dakikaya indirdi. Proje ile Gebze-İzmit aksının trafik yükü önemli ölçüde rahatladı. Son olarak bahsedeceğimiz mega proje ise 1915 Çanakkale Köprüsü. Simgesel köprü, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde 18 Mart 2022'de açıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak. Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri olarak gerçekleşmiş oldu. Evet, gururla söyleyelim,
hayaldi gerçek oldu. Dünyanın en uzun orta açıklık köprüsü unvanına sahip 4608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü iki kıta arasındaki yolculuk süresini 6 dakikaya düşürecek. Köprüdeki simgeler dikkatimizi çekiyor. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kuleler Türk bayrağını temsil ediyor. Kule yüksekliği ise 334 metreye ulaşıyor. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden dört kulenin de tepesinde yer alacak her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki dört top mermisi figürünün montajı ise sürüyor. Köprünün ülke ekonomisine yıllık toplam 415 milyon euro katkı sağlaması bekleniyor. Ulaştırma Bakanlığı, Avrupa'yı Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'ya bağlayan bir köprü konumunda olan Türkiye'de batıdan doğuya kesintisiz bir hızlı tren ağını hedefliyor. Siz yeni hızlı tren hatları için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin lojistik merkez üssü olmasından memnun musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğimiz bu macerada bizimle birlikte olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.